Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, videomuza geçmeden önce algoritmamız için beğeni ve yorumlarınız oldukça önemli. Eksik etmediğiniz için çok teşekkür ederim diyorum ve bugünkü konu başlığımıza geldiğimizde dün sabah saatlerinde hani ben hep derim ya, böyle ansızın bir video paylaşılır. Daha sonrasında ise böyle kalbimiz pır pır atar. Neden bahsettiğimi çok iyi anladınız. Milli Muharip Uçak Kaan adaşım dün ikinci kez ayaklarını yerden kesti. Milli Muharip Uçak Kaan ikinci kez test faaliyetleri için havalandı. Bugünkü ilk konu başlığımızda da Profesör Doktor Sayın Haluk Görgün ve Müjdelerin Adamı Temel Kotil'in önemli açıklamaları vardı bu konuya ilişkin. Hep birlikte Milli Muharip Uçak Kaan'ın ikinci havalanışına ilişkin görüntüleri izlerken ben de o açıklamaları sizlerle paylaşacağım. İsterseniz detaylar bir karşımıza gelsin. Dün neler yaşandı hep birlikte öğrenelim. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayi tarafından yürütülen Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden olan Kaan, ilk uçuşunda 13 dakika havada kalarak 8000 fit irtifada 230 knot hıza ulaşmıştı. Gökvatan ile bir kez daha buluşan yerli savaş uçağı 14 dakika havada kalarak 10.000 fit irtifa ve 230 knot hıza ulaşmayı başardı. Test pilotu Gökhan Bayrakoğlu'nun katıldığı uçuşu Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün de takip etti. Haluk Görgün, Kaan'ın ikinci test uçuşu sonrasında yapmış olduğu açıklamalarında "Evet, heyecanlıyız, aynı zamanda gururluyuz. Türk havacılık tarihinin, Türk savunma tarihinin önemli günlerinden bir tanesine daha şahitlik ettik. İnsanlı savaş uçağımız bugün ikinci uçuşunu yaptı. İlk uçuşunu 21 Şubat'ta tamamlamıştı. İlk uçuşta uçuş öncesi planlanan uçuşu başarıyla gerçekleştirmişti. Bugün yine o ilk uçuş sonrası elde edilen veriler değerlendirilirken analiz edildikten sonra ikinci uçuş hazırlıkları tamamlandı ve sabah saatlerinde ikinci uçuşumuzu gerçekleştirdik. Yine ilk uçuş gibi çok başarılı bir uçuş oldu diye açıklamalarını devam ettirmişti. Son olarak da Müjdelerin Adamı Sayın Temel Kotil. Temel Kotil de dedi ki, Kaan'ımız bugün ikinci kez gökyüzüyle buluştu. Başarıya giden bu yolda bizlerin her daim yolunu açan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Savunma Sanayi Başkanlığımıza ve emeğe geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Testlerine devam eden Kaan'ın hava kuvvetlerimize teslim edileceği günü dört gözle bekliyoruz diye Temel Kotil açıklamalarını sonlandırmıştı. Görüntüleri hep birlikte izledik. Yine kalbimiz gerçekten de böyle kıpır kıpır attı. Ama şunu belirtmek isterim. Fark ettiniz değil mi? İlk uçuştan aslında her ne kadar böyle uzaktan bakılınca çok bir fark yokmuş gibi gözükse de ikinci uçuşta aslında, kıymetli dostlar, mesela ilk uçuşta bolca benim anlayamadığım ama eleştirilen bazı durumlar vardı. İşte neymiş efendim, uçak kalkarken arka tarafındaki kanattaki işte stabilizasyon eleştirilmişti. Ya efendim, yok efendim, işte o neden sürekli kalkış esnasında oynadı diye bir eleştiri yapılmıştı. Sözde tırnak içerisinde konunun uzmanları tarafından görmüş olacağınız üzere mesela bu uçuşta öyle bir arka tarafta hareketlenme söz konusu değildi. Ha, konusu açılmışken şunu belirteyim. Şimdi kıymetli dostlar, evet gerçekten de Milli Muharip Uçak Kaan'ın uçuş görüntüleri paylaşılıyor. Aslında Türkiye'nin bir çoğunluğu bu görüntüleri gururla, hatta gözyaşıyla izlerken bazı bir kesim var kıymetli dostlar, ona da değinmek isteyeceğim. Adam ne yapıyor biliyor musunuz? Şimdi mesela TUSAŞ görüntüleri paylaştı ya, oturuyor böyle telefonun veya bilgisayarın karşısına, herif ne yapıyor biliyor musunuz? Görüntüler açıyor. Bu niye böyle? Allah Allah, şurası niye böyle? Hepsi affedersiniz bir uçak mühendisi, yazılım mühendisi kesiliveriyor. Ve daha sonrasında bunlar neyin yarışına giriyor biliyor musunuz? Ya işte uçuş esnasında kendi kafalarınca görmüş oldukları bir olumsuzluk varsa hemen böyle sosyal medya platformu X'de paylaşayım da etkileşim alayım diye bunun derdine düşen bir tayfa var. Yani adamlar gerçekten de bir acayipler. Yani uçuş esnasında bir olumsuzluk görsek de bunu hemen paylaşsak, etkileşim katsak. Bu nasıl bir kafadır? Şaka değil. Türkiye kendi milli muharip uçağını, insanlı milli muharip uçağını yapıyor. Yani bundan dolayı ya bir aksaklık olamaz mı? Olabilir. Ya o arkadaş tamam işte bir eleştirirsin de, yani affedersin ama gidip de işte bizim yaptığımız uçak bu kadar olur tarzındaki bazı yorumları görüyorum. Gerçekten de çıldırmamak elde değil. Bunu da sizlere paylaştım. Tabii ki bizler o şekilde düşünen insanlar değiliz ama bu kafayla düşünen insanlara, etkileşim uğruna bunu yapanlara lütfen prim vermeyelim diyorum ve
Hemen akabinde kıymetli dostlar, bugünkü ikinci konu başlığımıza geldiğimizde, hatırlar mısınız bir önceki başlığımızda Baykar çalışanlarının keyfi yerinde, Selçuk Reis gerekeni yaptı demiştim. Gelirlerinin neredeyse tamamını yurt dışından elde eden Baykar şirketi çalışanlarına en düşük 18 maaş ikramiye verdiğini açıklamıştı. Kıymetli dostlar, tabii Türkiye'de bu tür gelişmeler yaşanınca Yunanistan'ın tabii bu olay dikkatini çekti. Yunan medyasından Geostrategica yapmış olduğu haberinde ne dedi biliyor musunuz? Türkler insan sava araçlarıyla uğraşan teknik personellere, çalışanlara 18 maaş ikramiye versin. İşte bunların sözde bir harikası vardı ya, tırnak içerisinde dünyanın en iyi insan sava aracı. Bizim Yunanlılar ise yılda 3 veya daha az maaş alıyorlar diye bir dert yanmıştı. İsterseniz detaylar bir karşımıza gelsin. Yunan basınından Geostrategica dedi ki, Türkler Bayraktar'ı yapan işçilere 18 maaş ikramiye verirken Yunanistan'ın insan sava aracı olarak bilinen Arkitas'ı yapan Rumlar ise sene içerisinde 3 veya daha az maaşla geçiniyor diye bir başlık atmıştı Yunanlılar. Haberin detaylarına indiğimizde, Türkiye'de Türk insan sava araçlarını yapan Baykar işçilerine 18 maaş ikramiye verirken Arkitas'ları yapan Yunan ekibinin Yunan işçileri ise yılda 3 veya daha az maaşla geçiniyor. Arkitas'ın en büyük sorunu zamansızdır. Yunan hükümeti bu projeyi uzun süredir ciddiye almıyor. Güzel sözler, açıklamalar ve kahramanlıklar dışında gerçeklerse bambaşka. Arkitas'ın hayata geçirilmesinde şu anda en büyük sorun Yunan devletinin projeyi ciddiye almamış olmasıdır. Anlamıyorlar bir türlü. Yunanistan'ın insan sava aracı Arkitas uçtuğunda bölgeye özgü olacak. İnsan sava aracı projesindeki herhangi bir gecikme ise programın yetersiz finansmanıyla ilgilidir. Bunların nasıl gittiğini biliyorsunuz değil mi? Eğer ki Yunanistan olarak çalışan işçilere hak ettikleri maaşı vermezsek başka ülkelere kaçışı muhtemeldir diye Yunan basınından Geostrategica haberini sonlandırmıştı. Benim var ya şahsen bu haberden anladığım olay ne biliyor musunuz kıymetli dostlar? Yunanlar kendini kandırmaya devam ediyorlar. Hani belirtmişler ya, işte Arkitas projesine gereken önem verilmiyor. Yunan işçiler, Yunan mühendisler gereken maaşı almıyor demişler ya. Ben sizlere şunu belirtmek isterim. Şimdi yalansa beni lütfen düzeltin ama anında düzeltin. Sizce Yunanistan'ın iddia ettiği gibi bir proje olsaydı Arkitas, çünkü iddialarına göre gerçekten de bölgesel dengeyi değiştirebilecek bir insan sava aracıymış. Gülmeden anlatacağım. Yani kıymetli dostlar, eğer ki böyle bir insan sava aracı olsaydı Arkitas projesi, sizce Avrupa Birliği gereken maddi desteği fazlasıyla Yunanlara sağlamaz mıydı? Şimdi sormak istiyorum değil mi? Para konusunda bence bir sıkıntı yaşamazlardı. Böyle bir şey olmadığından ötürü geriye tek bir seçenek kalıyor. Yunanlılar kendilerince Arkitas diye bir proje duyurdular. Aslında projenin elle tutulur hiçbir yanı bulunmamakta. Daha sonrasında kendileri bu yalana o kadar inandılar ki Arkitas'ın maddi imkansızlıklardan dolayı ilerlemediği yalanını dahi ortaya attılar. Ama tabii ki de gerçekler bambaşka. Bundan dolayı Yunan kamuoyunu bu şekilde oyalıyorlar. Aklıma da şu gelmedi değil. Hani ne oldu? Selçuk Bayraktar'ın MIT'deki hocası Yunan profesör değil miydi? Selçuk Bayraktar'a İHA teknolojisini öğreten hoca Yunanlı değil miydi? Çağırın da bir gelsin hadi sizin projelerinize yardım etsin. Ama nerede? Devamında bugünkü 3. konu başlığımızda kıymetli dostlar, hep birlikte bir sosyal medya haberlerimize gideceğiz. Bugünkü sosyal medya haberlerimizde İsrail'in Filistin'e yönelik şiddeti ne yazık ki devam ediyor. Refah sınır kapısında bugün İsrail askerleri kontrolü ele aldı. Hemen Mısır sınırının dibinde bulunan alanda İsrailliler kontrolü sağladı. Sözde dün ateşkes görüşmeleri konuşulmaktaydı. Fakat bugün sabah saatlerinde ise yine tahmin edeceğiniz üzere İsraillilerin masum Filistin halkına yönelik zulmü ne yazık ki devam etti. İsterseniz detaylar bir karşımıza gelsin. Dün öğle saatlerinde karşımıza İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes anlaşması bolca konuşulmuştu. Devamında ise Hamas'ın ateşkesi kabul ettiği belirtildi. Daha sonrasında İsrail yetkililer Hamas'tan revize edilmiş anlaşmayı aldık ve üzerinde çalışıyoruz diye yalan yanlış bir açıklama yapmışlardı. Görmüş olacağınız üzere mesela anlaşma metni bu şekildeydi. Tek tek metni okumayacağım. Arapçadan böyle Google çeviriyi kullanaraktan Türkçe'ye çevirdim metni. Aksaklıklar olabilir ama eğer metni merak edenleriniz varsa videoyu durdurup göz atabilirler. Katil İsrail yine bizleri şaşırtmadı ve İsrail ordusu Refah bölgesini vurmaya başladı. Yaklaşık 1,5 milyon Gazeli'nin bulunmuş olduğu, kaçmaya çalıştığı bölge desek pek de yanlış olmazdı. Devamında ise kıymetli dostlar, tabii İsrail'de özellikle de Gazze'deki rehinelerin aileleri ateşkes olmalı
olması için sokağa indi. Dün İsrail sokakları gerçekten de oldukça karışıktı. Halen İsrail ordusu Refah bölgesine daha da vurmaya başlamıştı. Daha da şiddetlenmişti saldırılar. Bugün sabah saatlerine geldiğimizde İsrail Refah bölgesinde tanklarının gezdiğini duyurmuştu ve daha sonrasında görmüş olacağınız üzere bu şekilde görüntüler karşımıza çıktı. Tabi İsrail ordusunun Refah bölgesine girmesinden sonra siviller de bölgeden kaçışa başlamıştı. Artık bu Gazeliler nereye kaçacak, nereye gidecek sivil halk aklım almıyor. En son İsrail ordusu Refah sınır kapısında 2005 yılında bulunmuştu. 2005 yılından beridir Refah sınır kapısına İsrail ordusu gelmemekteydi. Yani yaşanan bu gelişmeler ışığında Cumhurbaşkanımız Erdoğan dün İsmail Haniye ile kabine toplantısı öncesinde bir görüşme gerçekleştirmişti. Vallahi yalana gerek yok. Ülkemizdeki çoğu kişi, çoğu basın yayın kuruluşu işte sonunda ateşkes imzalandı. Netanyahu'ya yönelik özellikle de halkın baskısı oldukça yüksek. Herhalde İsrail ateşkesi kabul edecek tarzında birçok haber gördük ama ben dediğim gibi bu haberlere başından beri hiçbir şekilde inanmıyordum ki katil İsrail beni yine şaşırtmadı. Akşam saatlerinden beridir yani görüntüler çok ama çok acı. Burada paylaşamıyoruz ama illaki Telegram'da olsun farklı sosyal medya hesaplarında karşınıza çıkmıştır. Yine kadın çocuk sivil yaşlı ayırt etmeden İsrail katliamı hız kesmeden devam ediyor. Yani buradaki mevzu nasıl çözülecek bilmiyorum ama artık Filistinlilerin zaten kaçabilecekleri hiçbir yer yoktu ama İsrail'in vahşice, hunharca saldırılarından artık kaçabileceği Refah sınır kapısı dahi bulunmamış durumda. Rabbim gerçekten de orada bulunan tüm mazlumların yardımcısı olsun. İsrail'in zulmüne artık dünya ağzını kulağını tamamıyla kapatmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri işte sözde asla Refah operasyon yapılmamalı havasında gezmekteydi. Son mesela bugün sorulduğunda ABD'lilere Refah sınır kapısına İsrailler operasyon yapıyor denildiğinde ise ne dedi biliyor musunuz? Resmen 3 maymunu oynadılar. İşte bu yaşanan gelişmeler İsrail ordusunu ilgilendiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'ni ilgilendirmeyen bir durum diye mevzudan bu şekilde kaçmaya başladılar. Rabbim inşallah oradaki dostlarımızın yardımcısı olur ve bir an önce oradaki zulüm son bulur diyorum ve bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş oluyoruz. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. Ne diyelim o zaman, kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.